Soğan erkeği, ben de soğan kadın. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bir pazar alışverişiyle karşınızdayım. Sevilen bir seri diye tahmin ediyorum. Evet, pazar fiyatları bugün nasıldı? Bugün günlerden cuma. Şöyle pazar alışverişine, pazardan alınan çiçekle başlıyorum. Nergis, nergis. Burada nergis derler. Nergis, nergis. Hangisi doğru bilmiyorum. Esme, Z mi? S mi, Z mi sonu? Annem pazardan bana bir buket nergis almış. Kokulu kokulu çok güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Nergisimi de burada şöyle göstereyim. Şimdi pazardan neler aldık? Kahvem de hazır. Başlıyorum. Pazardan neler aldık? Kapya biber aldık. Bu hafta kapya biber 8, 10, 12 liraydı. 3 tezgahta vardı. Biz 10 liralık olandan aldık. Yarım kilo kapya biber aldık. 5 lira. Limon aldık. 5 liraydı kilosu. 1 kilo limon. Muz aldık. 10 liraydı kilosu. 15 lira yerli muz. Şöyle. Çeri domates aldık. Normalde çeri domates 10 lira. Benim çocukluk arkadaşımmış. 8 liradan verdi. Çok teşekkür ediyorum. Yani tanıyamadım maskelerden ama o beni tanıdı pazarda. Ondan domates aldık. Çeri domates 1 kilo şöyle 8 lira. 1 kilo daha çeri domates 8 lira. Bir tanesini anneannem için aldık. Bir tanesini kendimiz için aldık. Şöyle çeri domates. Elma aldık. 4 liraydı kilosu. 5 liralık elma. Karışık aldım ben. Şöyle hem sarı hem de kırmızı. Yeşili de vardı. Ekşi diye yeşilini sevmiyorum. Şu ikisinden aldım. Hem çocuklara da vereceğim. Çekirdeği hariç elmayı soyup dilimleyip verebilirsiniz canlarınıza. Ama çok değil. Birer dilim. Ben de böyle bir taneyi hep beraber yeriz. Canım elma istedi. Yemek. Pazarda yoktu. Pazarın oradaki markette vardı. Kırmızı soğan aldım. 5 liraydı kilosu herhalde. Bir dakika bir bakayım. Pardon, 6 liraymış kilosu. 830 gram almışım. 4,98 tutmuş. Şöyle kırmızı soğan aldım. Salataların olmazsa olmazı bence. Salatalık aldık. Fiyatını bilmiyorum. Şöyle salatalık. Salatalıklar 7 lira, 6 lira, 5 lira. Ama bu ne kadar bilmiyorum. Sert salatalık. Ve en sevdiğim poşete geldik. Şöyle. Çok güzel kokuyor. Muhteşem kokuyor. Bir bağ dereotu aldık. 1 lira. En sevdiğim poşetteyiz şu anda. 2 bağ maydanoz, 1'er lira bağları. Maydanozlar bir ara 3 liraya kadar çıktı. Dereotu da öyle. 1,5'a indi, 2'ye çıktı derken 1 liraya düştü. Rokalar da öyle. 1 bağ, pardon, 2 bağ roka 1 lira. Demek ki şöyle 2 bağ roka. Evet, yeşillik poşetimiz. 2 farklı tezgahtan sarımsak aldık. 30 liraydı kilosu. Bu 13 lira mı tuttu? Bu 13 lira tuttu. Şöyle sarımsak. Bu da 3 lira tuttu. Şöyle sarımsak. Evet. 3 lira 13 lira. Sarımsaklarımız. Şimdi bunların fiyatlarını bilmiyorum. Bildiğim var, bilmediğim var. Yarım kilo ıspanak aldım. Bunu böyle kendime bir poğaça yapmak için aldım. Ispanaklı bir poğaça ya da böyle artık bilmiyorum Allah ne verdiyse. Hoş geldin. Hayatım geldi. Gel. 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 Oğlum, oğlum. Fokusçu geldi. İzmir tulum aldık. 13 lira tuttu bu dolaba. Şöyle pazardaki ekşi olduğu için şoktan 10 lira 50 kuruşa 900 gram süzme yoğurt aldık. Ender tarator yapacak. Bugün midye tava yapacağız. Bu Ender'in yapacak olduğu tarator hem kalamar için hem midye için, midye tava için çok harika bir tarator. Onu çekeceğim.
Denemek isteyenleriniz olabilir. Deneyin mutlaka. İnanılmaz lezzetli balık taratoru bence. Hani illa kalamarla, illa midye ile kullanılması gerekmiyor. Bir balık pişirdiğiniz zaman da ona banıp yiyebilirsiniz. Gerçekten çok çok lezzetli. Hatta şöyle ki, o tarator kaldığında biz bir sonraki gün, ay ağzım sulandı. Bir sonraki gün ekmeğin arasına da, ekmeğin üzerine de ya da arasına, üzerine neyse sürüp yiyoruz. Gerçekten çok çok aşırı lezzetli ve besleyici bence bir sos oluyor. Onu bugün sizler için çekeceğim. Ender'in spesiyeli. Ve gelelim. Aslında yeşillikler en sevdiklerim. Bu benim aşkım. Aşkım yeşil soğan. 2 demet aşkım yeşil soğan aldım. Mis gibi de kokuyor. Soğanı çok seviyorum. Seviyoruz daha doğrusu. Besleyici, faydalı 2 demet yeşil soğan. Aşkım yeşil soğan. 3 liraydı bağı. 2 bağı aldım. Bu arada bir yorum gelmiş. Çok aşırı komik benim için. Soğan yiye yiye erkek olmuşsun. Kocan sana nasıl dayanıyor gibi bir yorumdu. Bence bu iki kişi var. Aynı kişi. Çünkü aynı yerde aynı yazım hataları, aynı cümleler ama profil sahibi farklı, tırnak içinde. Efendim, şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok güldüm yorumu okuyunca. Ama polemik olmaması açısından yayınlamadım. Yani kaldırdım o yorumu. Çünkü çok polemiğe açık bir, benim için sorun değil ama ben videolarımın altında bir kavga gürültü çıksın istemiyorum. Ondan prim yapmak hiç istemiyorum. Hoşlanmam o tür şeylerden de. Şey çok komikti. Soğan yiyen erkek oluyor. Ah soğanın dedim, başına canım soğanlar dedim ya. Başınıza gelmeyen kalmadı. Kadın yese erkek oluyor. Erkek yese belki de soğan erkeği diyorsunuz. Hadden oradan soğan erkeği, soğan yiyor diye. O yüzden çok komik şeyler. Tabii ki de kendi evimde soğan yerim, sarımsak da yerim. Bunlar faydalı. Ama tabii ki de mesela bir toplu taşımaya bineceksem, ki şu an mümkün değil ama hani korona yokmuş gibi konuşuyorum. Bir arkadaşlarımla buluşacaksam ya da ne bileyim kapalı bir yere gideceksem, toplu bir yere gideceksem tabii ki de yiyip gitmiyorum. Ama evdeyiz, var ya da bir misafirlikte de varsa masada yerim. Yani hayırdır, sen herhalde böyle besleyici şeyler yemeye yemeye beynini yakmışsın arkadaşım. Yok kocam ne der diye yemenden içmenden kesiyorsan, o bu ne der diye hayatından kısıyorsan çok yazık. Hayat bir kere, kuşlar uçuyor. Soğan erkeği, ben de soğan kadın. Çok komik gerçekten. Yani sana ne, bir de benim kocamla ilişkimden sana ne ya? Kocam bana tahammül ediyor mu, etmiyor mu, katlanıyor mu, katlanmıyor mu? Sana ne? Bunu mu merak ettin? Ede ede. Daha faydalı şeyleri merak etsen. Lahan aldım. Çok güzel. Artık lahanalar da bayağı bir uyguna düşmüş. Kocaman lahanayı 5 liraya aldım. Bu lahanayı çok şekilde kullanıyorum. Salatasını yapıyorum. Wok tavada kullanıyorum. Sebzeli ramenler yapıyorum. Ondan sonra turşusunu yapıyorum kalanından. Ondan sonra gyoza harcında kullanıyorum. Yani çok bereketli oluyor bu. Sarması ve kapuska ayrı tutuyorum. Kapuskayı pişirmem, sevmem. Ama diğer her şeyi çok severim. Ve çiçek aldım. Çiçek, karnabahar aldım. 5 liraydı. Karnabahar. Bunu da genelde yemeğini çok seviyorum. Bizim bu Aydın Seke usulü, yani zeytinyağlı, biraz da sıvı yağ tabii koyuyoruz. Çiçek yağı, işte soğan kavurup domatesli yemeğini çok seviyorum. Ama haşlayıp brokoli ile birlikte gratenini de çok seviyorum. Kızartmasını zaten ayrı tutuyorum. Ayrı bir dünya. Bizim için bu da çok büyük bir porsiyon olur. Bunu böyle dörde bölüp dört farklı çeşit bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ve havuç aldık. 3 liraydı kilosu. Bu kaç kilo geldi bilmiyorum. Havucum hiç kalmadı. İrili ufaklık havuç aldım. Salatalarda, wok tavalarda kullanıyorum. Fırın yemeklerinde kullanıyorum. Kısaca çocukların yemeklerinde kullanıyorum. Havucu çok seviyorum. Bakıyorum başka da bir şey unutmadım herhalde. Çiçeğimi alayım. Pazar alışverişimiz bu kadardı. Bugün annem, anneannem, Gülşah hep beraber yemek yiyeceğiz. Menümüz midye tava, mezgit tava, patatesli, Trabzon ekşili. Bu da şöyle dediğimiz. Trabzon ekşili ve
bilmiyorum, tarator sos olacak, salata olacak. Şimdi ben hemen ne yapacağım? Üzerimi değiştirip geleceğim. Bunları toplayacağım. İşte dolaba konacakları, dolaba dışarı koyacak. Evde sıcak olduğu için ev, muzlar çabuk eriyor. Dışarıda tutuyoruz meyvelerimizi. İşte dışarı koyacakları koyacağım. Ondan sonra hızlıca bir, bugün sabah evi süpürmedim. Hızlıca bir evi süpüreceğim, sileceğim ve mutfağa geçeceğiz. Ender'le birlikte akşam yemeği hazırlıklarına başlayacağız. Bir pazar alışverişinden sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.